Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. İşsiz kariyerimize, Türk gücü maceramızla devam ediyoruz. Şöyle kısa bir kariyer geçmişimize bakalım. Ve çok iyi başladık. Açıkçası 3. Lig'e, Bundesliga'da 3. Lig'e Regensburg 3-0 yendik ama sonraki 2 deplasman maçında sadece 1 puan çıkartırken Uerdingen maçında ise gerçekten bir hakem katliamı oldu. Rakip 5 gol attı, evet, ama 4'ü penaltıdan, ki bana kalırsa 3 tanesi de penaltı değil. Tabi bu seviyede VAR olmadığı için hakem kararlılığı geçerlilik kazanıyor. Hakemin ırkçı, Nazici biri olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Hem takım Türk gücü, hem menajeri Türk. Bu gerçekten bize olumsuz yansıdı. Şimdi önümüzde iki maç var. Kendi sahamızda oynayacağız. Magdeburg ve Osnabrück maçları. Bu iki maçtan minimum 4 puan almamız lazım ki playoff potasına tutunalım. An itibariyle 12. sıradayız. Eksik maçımız var. Bazı takımlar 4. maçlarını oynadılar. 3 maçta 4 puanla 12. sıradayız. Bayern 2, 4 maçta 10 puanla lider. Cottbus'un 8, Lübeck 7 ve Zvekko'nun 7 puanı var. Yani ikinci sıradaki Kot, üçüncü sıradaki Lübeck 3-4 maçta 7 puanda. Bizim 3 maç 4 puanımız var. Yani bu maçı alırsak üst sıraları birazcık daha hareketlenebiliriz. Evet, şimdi ilk 11'imize bakacağız. Takımın en önemli oyuncularından, ne yazık ki Muslija'dan, Florent Muslija'dan yararlanamayacağız arkadaşlar. Yaklaşık 10 gün ve 3 haftalık bir sakatlığı var. En önemli yaratıcı oyuncularımızdan biri. Yunus Dayı geri döndü. Ayuk var, Bor var. Şöyle bir taktiğimize bir bakalım isterseniz ilk önce. Evet, şöyle bakayım. Evet, zaman geçirme hiç olsun. Maça başlarken yüksek tempoda başlayacağız. Kısa paslaşmalarla gidelim. Top rakipteyken bakıyorum. Evet, zorla diyelim arkadaşlar. Kanattan oynamaya zorlayalım. Kanatları kapatacağız çünkü rakibe. Kanat forvet oynatmayacağım. Kanat forvet içeri gidiyor çünkü ilerideki sağ açık sol açıklarım kanat forvet rolünde. Ters ayaklı kanat oyuncusu oynatacağım. Offside taktiği, kullanalım. Hadi kullanalım, offside taktiğini kullanalım. İleride basacağız, şöyle baktığım zaman biraz Schmidt'i iki yönlü orta saha destek yapacağım arkadaşlar. Ve Yunus Dayı ile değiştireceğim. Yunus Dayı çünkü orada verimli oynayabiliyor iki yönlü orta sahada. Schmidt'i de büyük Schmidt, küçük Schmidt baba arkadaşlar. Yani aynı anneden farklı babadan olan kardeşler bunlar. Orta sahadaki oyuncumuz büyük Schmidt, ofansif orta sahadaki oyuncumuz küçük Simit. Evet, ilk 11'imiz hazır. An itibariyle Muslija yok. Onun yerine Schuster'i koyalım. Volat, Hook, Hansen, Lorenz, Haas, Yunus, Schmidt, Ayuk, Schmidt, Gabriel ve Bor. Evet, Gabriel'i oynatıyoruz. Muslija'nın yokluğunda sağ tarafta arkadaşlar. As mevki forvet oyuncusu olmasına rağmen yani fiziksel özellikleri, en azından hız ve hızlanması fena değil. Sağ tarafta iş yapacaktır diye düşünüyoruz İtalyan oyuncudan. Evet, haydi başlıyoruz. Önemli bir karşılaşma. Üst üste iki mağlubiyet almamamız lazım. Bizi bayağı yıpratır üst üste iki mağlubiyet. O yüzden evimizde oynadığımız iki maçtan 4 puan hedefiyle yola çıktığımız için minimum 1 puan almamız lazım bu karşılaşmadan. Evet, yumruğumuzu sıktım arkadaşlar. Taraftarlar evine mutlu bir şekilde yollayalım bugün diyorum. Her şey taraftarımız için ama taraftarımız maça gelmemiş. Gelmemiş ne yazık ki. Evet, karşılaşma başladı, hadi bakalım. Vurduğumuz gol, yediğimiz ofsayt olsun. Şimdi Behrens. Yunus, Schmidt, Gabriel. Ayuk. Yunus. Güzel pas attı Hasan. Has çok tehlikeli bir isim. Gabriel ceza sahasında golü buluyoruz. Güzel bir organizasyon. Maçın 6. dakikasında Ayuk bu sezon ilk golünü attı. Şu ana kadar oynadığımız 3 maçta Ayuk hep ilk 11'de başladı. Aslında bakarsanız istediğimiz performansı veremedi ama burada golle başlıyor bu maça. Önemli. Vuruş çok mu iyi? Çok iyi değil açıkçası arkadaşlar ama yakın mesafeden ve kalecinin önü kapalı olduğu için kaleci görememiş pozisyonu diyebiliriz. Evet, golle başladık. Umarım bu güzel başlangıç devam eder. Ulan hemen yedik. Yuh be arkadaş. Bir duran top golü yiyoruz yine. Christian Beck. Dayanamadık. 5 dakika dayanamadık. İlk hata rakibimizin ve golü. Kaleci hatası. Net kaleci hatası. Kaleci kaleyi boşaltmış. Alamamış. Topu alamamış. Bir de sövüyor arkadaşlarını. Allah'ım ya. Evet, başarabilirsiniz diyelim arkadaşlar ama kötü oldu. Yani bir 5-10 dakika en azından oyunu kontrol edebilseydik ikinci golü bulabilirdik. Yine de maç şu an ortada geçiyor. İki takım açısından da söylemek gerekirse gol beklentileri birbirine çok yakın. Çok ciddi bir şut girişimimizin de olmadığını görüyorum bu maç özelinde. Dakika 35'e geldik, 37'ye geldik. Skor 1-1 arkadaşlar. Rakip bu arada bizden daha iyi bir takım, bunu da söyleyelim. Evet, Ayuk. Şimdi Bor, hücum, kontra atak, geçiş hücumlarını severiz. Güzel bıraktı. Gol pozisyonu direkten dönüyor. Güzel bir atak. Top direkten dışarıya çıktı bu pozisyonda.
Evet, ilk yarı 1-1 bitti. Güzel bir golle öne geçtik ama hemen bir dakika sonra bir duran top golüne engel olamadık arkadaşlar. Maçta ortada geçiyor an itibariyle. 5-3 isabetimiz, 0.38 gol beklentimiz var. Çok iyi bir hücum istatistiği değil açıkçası. Magdeburg'un 4-2 isabeti, 0.35 gol beklentisi var. Şimdi ikinci yarıda değişiklikler taktiksel anlamda yapacağız. Şöyle elleri kenetliyorum arkadaşlar. Biz daha iyi sahaya çıkın ve elinizden geleni yapın. Galibiyet gelecektir diyeceğim. Şöyle biz taktiğimize bir bakalım. Şurada Yunus'u biraz Mezzella destek rolüne atacağım. Onun haricinde şöyle biraz artık geniş oynamaya başlayalım arkadaşlar. Biraz da göbekten gitmeye çalışayım. Göbekteki oyuncularımız çünkü teknik. Top rakipteyken herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Top rakipteyken ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Yani akan oyunda pozisyon vermediğimiz için savunma çizgimiz an itibariyle uygun olduğunu düşünüyorum. Evet, ikinci yarıya başlıyoruz. Aynı taktikle başlayacağız. Bakıyorum çok kötü bir oyuncu yok. Yani Büyük Simit biraz kötü ama o da ikinci yarıda iyi oynayacaktır diye tahmin ediyorum inşallah. Evet, karşılaşma başladı arkadaşlar. Yani oyundan ziyade skoru almamız gereken bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum bu karşılaşmanın. Yani tamam, tabii ki oyunda önemli. Hep güçlü oyun diyoruz. Skor bir şekilde gelir diyoruz ama artık kazanmak istiyoruz. Sağda Rogic. Rog ne o isim? Allah, dışarıya. Dışarıya tehlikeli geldi rakibimiz. Dakika 61. Şöyle bir hücum değişiklikleri yapabiliriz. Kötü olan oyuncular var. Yunus Dayı da çok kötü. Yunus Dayı'nın yerine Lukart alalım arkadaşlar orta sahaya. Bugün Bor kötü. Bor yerine Kerem'i... Yok, Kerem'i ben şey yerine koyacağım. Gabriel yerine koyacağım. Gabriel Ayuk sağ tarafa atacağım. Kerem, Karem Kavuk. Kerem değil arkadaşlar. Dediğim gibi daha önce de bahsetmiştik. Kerem koyacakmış babası adını. Karem yazmış nüfus memuru. Herhalde soy ismi de Lavuk olacakken nüfus memuru biraz vicdan yapıp Kavuk yazmış. Evet, şöyle bakmaya devam ediyorum. Şöyle aynı, burada sıkıntımız yok. Biraz daha, bir tık daha öne alıyorum arkadaşlar. Önde basalım diye rakibimizi. Kanat forvetlerimi de biraz riske atacağım ve kanat forvet hücum diyeceğim. Şöyle kanat forvet hücum rolünü verelim. Biraz içeriye girsinler. Hadi bakalım devam. Dakika 65. Aslında çok kötü oynamadığımız bir karşılaşma. Yani baktığın zaman çok net gol pozisyonu vermedik. Çok net gol pozisyonuna giremedik belki ama gol beklentimiz şu an rakibimizden üstün. Şimdi savunmanın hatasında gol pozisyonu. Vuruş kaleciden. Çok iyi bir fırsat. Çok iyi bir fırsat maçın 67. dakikasında ama golle ayrılamıyoruz. Yani gol beklentimiz 0.99, rakibimizin 0.43. Haydi çocuklar, başarabilirsiniz diyorum. Artık son dakikalara geldik. Aşırı hücum ağırlıklıya geçmeyeceğim arkadaşlar. En kötü ihtimalle buradan bugün bir puanla ayrılalım. En kötü ihtimal. Yenilmemek önemli. Lorenz, Lukart, Kerem Kavuk, Karem Kavuk ve penaltı. Vallahi bu da penaltı değil. Evet, diyetini ödetiyor hakemler. Bence bu da penaltı değil. Hadi oğlum. Hadi aslan parçası. Bor golcümüz burada attı. Dakika 84, 2-1 öndeyiz. Evet, hakem geçen haftanın diyetini ödedi diyebiliriz arkadaşlar. Bence bu sefer de rakibin hakkı yendi. Gerçekten Almanya 3. liginde bir hakem katliamı var an itibariyle. Evet, hemen taktiksel değişiklikler yapacağız. Smith'i biraz defansif oyun kurucu savunma rolüne atıp Laukart'ı arkadaşlar. Şöyle bakayım, Laukart'ı biraz geriye çekeceğim. Merkez orta saha yapacağım. Merkez orta saha yapalım. Kanat forvetlerimi ters ayaklı kanat oyuncusu destek yapacağım. Ayuk'la Kerem'i. Onun haricinde şuraya gelelim. Artık tempoyu düşürme zamanı. Bekleri ileri atmayalım. Göbekten oynamaya devam. Kısa paslaşacağız. Zaman geçirmeyi de yapalım. Ve çok ileride karşılamamıza gerek yok. Çünkü rakip uzun toplar atabilir. Birazcık geriye çekiyorum arkadaşlar savunma hattımızı. Hatta şunu bile çekebiliriz. Evet, haydi bakalım. Skoru korumak adına yapıyoruz değişiklikler. Dediğim gibi normalde çok böyle taktiksel değişiklikler yapmam. Hücum bizim için hep ön plandadır. Bu arada 3. gol şansı ve gol! Tom Bor, Ayuk. Ayuk bugün gerçekten iyi oynadı. Evet, 3-1'i yakaladık. Önemli bir galibiyet. Deplasmanda önemli bir galibiyete doğru emin adımlarla gidiyoruz. İşte Ayuk aradan çok güzel bıraktı. Bor vurdu ve golü attı. 3-1 öndeyiz arkadaşlar. 2 maç aradan sonra galibiyete çok yakınız. Şu hücum ağırlıklığını da pozitif yapalım. Bu duran top şansı ve gol! Danny Schmidt 4-1. Son dakikalarda coştuk adeta. Türk'ün gücünü gösteriyor Türk gücü. İşte Schmidt.
Evet, çok önemli bir galibiyet ve gerçekten de hak ettiğimiz bir galibiyet. Yani iyi oynadık bugün. Sahaya konulan futbolun iyi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. 4-1 kazandık. Maçın en iyisi golcümüz Tom Bor oldu. 8.1 oyuncu puan ortalamasıyla biri penaltıdan olmak üzere 2 gol attı. Ayuk 1 gol 1 asist 7.2 iş. Küçük Simit 7-6, Büyük Simit 7-2, Laukart 7-1, Hook 7-1, Hansen 7-1 ve Lorenz 7 gecenin iyileri. Şöyle bakalım, 19 şut 12 isabet 3.12 gol beklentimiz var. Rakibin 7 şut 3 isabeti 0.49 gol beklentisi var. Sonuna kadar hak ettiğimiz bir karşılaşma oldu ve 3 puanı hanemize yazdırdık. Evet, elleri kenetliyorum. Sonuçtan ve oynadığımız futboldan çok memnunum diyorum. Bu galibiyetle birlikte 4. hafta sonunda 6. sıradayız. 4 maçta 7 puanımız var arkadaşlar. Playoff potasındaki Osnabrück'le aramızdaki puan farkı sadece 2. Lider Bayern 2 ile aramızdaki puan farkı ise sadece 3. Şimdi yine kendi sahamızda oynayacağız. Bor'u tebrik ederim. Evet, Bor bir Enes değil belki arkadaşlar ama şu ana kadar 4 maçta 5 golü var. Önemli bir performans sergiliyor Hollandalı oyuncu. Haydi bakalım. Şimdi kendi saha ve seyircimiz önünde Osnabrück'ü ağırlayacağız. Onlar da 4. sırada, çok kritik bir maç. Üstümüzde yer alıyorlar. Eğer bu karşılaşmayı alırsak onları altımıza alacağız. En kötü ihtimal, dediğim gibi, ne demiştik? 2 iç saha maçında 4 puanı hedefliyorduk. İnşallah bu karşılaşmada en kötü ihtimal bir puan alırsak o hedefimize ulaşıp bir şekilde zirveden ve playoff potasından uzaklaşmayız. Haydi bakalım. Ama beğendim takımı, son maç hakikaten beğendim. Oyun anlamında beğendim. Bu arada bir kupa maçım var ya. Borussia Mönchengladbach 2'ymiş. Ben Borussia Mönchengladbach gördüm şurada. 2'ymiş o. Bayern 2 çok iyi gidiyor. Kaliteli oyuncuları var. Oraya bir oyuncuya kiralık teklifi yaptım ama cevap verdiler mi? Tilman var biliyorsunuz Bayern Münih 2'de. Bir kiralık teklif verdim. Bir ofansif orta saha oyuncusu Tilman. Ama reddetti galiba arkadaşlar. Kaçırmış olabilirim. Haydi bakalım. Bir cumartesi günü seansı olacak. Tahsin Kale. Tebrik edelim Tahsin antrenmanlarda. İyi çalışıyor. En iyi yıldızımız ise arkadaşlar tabii ki altyapıdan William Nizita, Alman oyuncu, ofansif orta saha merkez oyuncusu. 3.5 potansiyel yıldız verilmiş durumda. Daha 16 yaşında. Önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum inşallah bizim için. William Nizita'nın arkadaşlar önümüzdeki yıllarda Almanya'da altyapı zorunluluğunda da var. Çünkü belli kurallar var, kadro kuralları ve altyapıdan oyuncu çıkartmak zorundayız. Evet, haydi bakalım. Osnabrück ligin 5.si ile 7.si karşılaşıyor. Üst üste ikinci galibiyetimiz lokum gibi olur ama yenilmemek de önemli. Haydi bakalım. Evet, aynı taktikle başlayacağız arkadaşlar. Aynı takımla başlayacağız. Bir tek Ayuk biraz hızlı başlamak istiyorum. Hayır, kanat forvet hücum yapacağım. Gabriel'i de kanat forvet hücum yapacağım. Yunus'u şöyle Mezzeller rolünü destek vereceğim. Hızlı başlayacağım. Daha sonra kontrollü oyuna geçmeyi hedefliyorum bu maç özelinde. Geniş oynayalım. Yüksek tempo. Göbekten oynayalım. Rakibe zaten ileride basıyoruz. Bu anlamda bir sıkıntımız yok. Evet, Wallet, Hook, Hansen, Lorenz, Hans, Büyük Şimit, Yunus Dayı, Ayuk, Küçük Şimit, Gabriel ve Bor ilk 11'de çıkıyoruz. Önemli bir maç. Geçtiğimiz maç 3 puanı aldık. Bu maçta alabileceğimiz 3 puan gerçekten muazzam olur. Üst üste 2 galibiyet bu seviyelerde önemli. Haydi bakalım. Evet, yumruğumuzu sıktık arkadaşlar. Taraftarlar evine mutlu bir şekilde yollayalım diyoruz. Hep taraftar önünden üstünden oynuyoruz ama taraftarımız bize yeteri desteği vermiyor an itibariyle. Kendi saha ve seyircimiz önünde. Rakibin de 4-2-3-1 ile başladığını görüyorum bu arada. Playoff için önemli bir karşılaşma. Yunus, Ayuk. Ayuk götürüyor. Oğlum çıkart ayağından Ayuk ya. Oo, çok kötü bir top atıldı arkadaşlar. Ayuk sana yazar bu golü yersek, yemedik Allah'tan. Yani bu golü yeseydik bu golü Ayuk'a yazardı. Orada yaptığı basit top kaybı ve savunma arkasına atılan bir top kalemizde tehlike oldu. Bizim de şutlarımız gelmeye başladı. Şöyle başarabilirsiniz çocuklar diyelim. Ama daha çok durgun bir karşılaşma var an itibariyle 21. dakikada. Zor bir maç. Şimdi Schmidt. Friki vurdu, attı. Müthiş bir gol atıyor Küçük Simit. İkinci golünü attı. Türk gücü forması altında ama harika vurdu arkadaşlar. Hakikaten harika vurdu. İşte böyle vuruyor. Müthiş bir frikik golü. Müthiş. Şu ana kadar attığınız belki de en güzel gol diyebilirim. Evet, 1-0 öndeyiz. 1-0 öndeyiz. Bir süpersiniz çekelim. Şu ana kadar oynadığımız... Oo, Ayuk gitti arkadaşlar ya. Ayuk gitti. Kerem Kavuğu alıyoruz. Ayuk da sakatlandı. Ne yazık ki.
Bu çok kötü çünkü iki as kanat oyuncumun an itibariyle sakatlığı var. Ve yedek oyuncularla oynamak durumunda kaldık. Ama şu ana kadarki performansımız, bir pozisyon verdik. Onun dışında takım anlamında iyi diyebilirim. İkinci golü kovalıyoruz. Rakipte de bu arada iki sakatlık var, onu da söyleyelim. Sadece biz sakatlık yaşamadık bugün. Evet, ilk yarıda güzel bir futbol, güçlü bir oyunla devreyi 1-0 önde kapatıyoruz. Tek üzüntücü nokta Aykut'un sakatlığı. Gol Smith'ten geldi, müthiş bir frikik golü. 11 şut 4 isabet, 1.18 gol beklentimiz var. Osnabrück'ün 3 şut bir isabeti, 0.26 gol beklentisi var. Şöyle elleri kenetleyip performansınızdan memnunum diyeceğim. Yalnız ikinci yarıda birazcık daha arkadaşlar tempomuzu düşüreceğiz ve kısa paslarla oynamaya çalışıp bekleri ileri atmayacağım. Top bizde kalsın, en iyi savunma topun bizde kalmasıdır. Burada da bir tık geri alacağım. Bir tık geri alacağım. Onun haricinde ciddi bir taktiksel anlamda pozitif futbola geçip saha içindeki formasyona dokunmayacağım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şimdi Haas. Uzun top. Kaleci Kühn. Hansen, Hook. Orada top kaybı yapmayalım. Yunus dayı. Büyük Schmidt. Gabriel. Büyük Schmidt. Geliyor. Hook. Schmidt. Schmidt vurdu. Evet, kardeşini kıskanmış Schmidt. Attığı şuttan belli. Tabii oyunda bu arada bayağı kondisyon sıkıntısı yaşayan oyuncularımız da var ama şu an skoru alamadığım için çok ciddi bir değişiklik yapmak istemiyorum arkadaşlar. Sağ içindeki oyunumuz ise an itibariyle güzel. Güzel bir futbol var sahada, açıkçası bunu söyleyelim. Yalnız Has'ın kondisyonu çok kötü. Has'ı çıkartacağım arkadaşlar. Has'ı çıkartacağım. Yığılıp kalacak sahaya. Has'ın yerine Erol Alkan'ı alıyorum. Erol Alkan'ı koyalım. Onun haricinde Lukart'ı alabilirim arkadaşlar. Lukart'ı Yunus Dayı yerine koyayım. Yunus Dayı da dinlensin. Hadi bakalım. Dakika 71, skor 1-0. Evet, iyi oynuyoruz ama belli olmaz. İkinci golü bulamadık. Farkı ikiye çıkartamadık an itibariyle. Gelecek bir ikinci gol. Çok büyük avantaj. Şimdi bir duran top şansı. Dikkat edelim dışarıya. Gol dedim. Vallahi gol dedim. Vallahi gol dedim. Allah'tan dışarıya gittim. Allah'tan yani. Dakika 87. 89'a girdik arkadaşlar. Artık bitmek üzere. Biraz bu aralar rakibimizin atakları var. Ama karşılaşmayı 1-0 kazanıyoruz. İyi bir futbol gecesi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar ki Ayuk da sakatlandı. Hücum anlamında Ayuk ve Musiala'nın olmaması kanatlardaki etkinliğimizi azalttı. Müthiş bir frikik golü attı. Müthiş bir frikik golü attı. Nicole Smith, evet, büyük Smith atmış arkadaşlar golü. Sorry, küçük Smith atmamış. Onun golüyle kazandık ve maçın en iyisi de büyük Smith oldu 8.4'te. Küçük Smith 7.1, Lorenz 7.1, Hansen 7.5 ve Hook 7 oyuncu puanıyla oynadı. Kalecimiz de iyi bir performans. Volat 7.3. 20 1 şut 7 isabet, 2.48 gol beklentimiz var. Rakibin 11 şut 2 isabet, 1.01 gol beklentisi var. Topa da daha sahip olduk. Pas isabet yüzdemiz çok daha yüksek. Rakibe göre iyi bir performans sergiledik bu akşam ve 3 puanı hak ettik. Evet, elleri kenetliyorum. Güzel galibiyet diyorum arkadaşlar. 2 maç 4 puan diyorduk kendi sahamızda. 2 maçtan 6 puan çıkartarak Bayern eksik maçı var. 10 puanda ve 2. sıraya yükseldik. Evet, 5 maçta 5 averaj ve 10 puanla şu an Bundesliga 3'te 2. sıraya kadar yükselmiş durumdayız. Tabii Mepe'nin eksik maçı var mesela. 4 maç 9 puanda. Maçlar tamamlandıktan sonra sonra bakarız yine ama Ayuk'ta kötü bir sakatlık var arkadaşlar. Ayuk 4-5 hafta, 5-6 hafta yok. Çok kötü. Evet. Tam biraz toparladık. Gelen sakatlıklar can sıkıcı. Şimdi Borussia Mönchengladbach 2 deplasmanına gidiyoruz. 5. sıradalar. Bu deplasmanda yenilmemek önemli. Evet, Ayuk ve Musiala'nın olmayacağı bir maç olacak. Ne yazık ki iki as kanat oyuncumuzdan eksik çıkacağız bu maça. Bakalım neler yapacağız. Ama dediğim gibi bir puanın bile önemli olduğu bir karşılaşma şu maç. Ya yani bir puan bile bizi potada tutar, playoff potasında tutar ve moral verir. Yenilmemek önemli. Evet, bu arada Bayern'inkinin de maçının var. Bakalım nasıl ayrılacak Bayern'inki. Yenecek mi yine? Bakalım hemen. Mönchengladbach 2. 6. sıradalar. Evet, Bayern 2 yine yeniyor. Tilman. Tilman'ı istemiştim ben. Evet, Tilman'a teklifimiz hala var. Son teklif, Türk gücü kiralık teklifimiz var. Bilmiyorum gelir mi? Çok iyi bir oyuncu ama gelirse. Yani orta sahada oynayabiliyor. Ofansif orta sahada oynayabiliyor. 20 yaşındaki oyuncu, bakalım.
Onun golüyle kazanmış. Uerdingen 0, Meppen 0. Meppen puan kaybetmiş arkadaşlar. Ve 5. hafta sonunda Bayern 2 13 puanla lider. Türk gücümüz 10 puanda. Lübeck 10, Meppen 10, Zwickau 10 ve Borussia Mönchengladbach 10 puanda. 10 puanda 1, 2, 3, 4, 5 takım var ve averaja sıralanıyorlar. Hakikaten büyük bir heyecana sahne olacak gibi gözüküyor bu lig. Uzun bir maraton. Bakalım ligin sonunda nereye gideceğiz. Ama dediğim gibi en kötü playoff potasında olmamız lazım. Çok transfer yapamadık. Çok istediğimiz takımı kuramadık maddi durumlardan dolayı. Yine de belki devre arasında en azından bir iki transfer yapabilirsek çok farklı noktaya çıkartabiliriz takımı. Şu Tilman gelse mesela, Tilman çok kaliteli bir oyuncu. Tilman. Kiralık teklifimizi verdik ama şu an düşünme aşamasında olduğunu söyledi Tilman. Bir bakalım kiralık listesine, yine bir bakalım. Daha transfer dönemi devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım transfer listesine. Ah, takip listesine geldik ya, sorry. Baksana maaş bütçem falan eksi de ya, paket. Ernesto var. Angolalı sağ taraf oyuncusu her tabelinde. Hızı dikkat çekici. Hızı ve hızlanması. Ama sağ bekte herhangi bir ihtiyacımız yok. Hermes var. Bir sol taraf oyuncusu. Mainz'li. Kettle var. Orta sağ oyuncusu. Rimi Vita. Fena değil sol tarafta. Bayern Münih. Bir gözlemlettirelim. Müller. Müller'lerden kötü oyuncu çıkmaz. Bir gözlemlettirelim. Soyadı Müller olanları alacaksınız arkadaşlar. Hermann. Fena değil be. Luka Hermann. Tekniği, topsuz alanı çok iyi mesela. Evet, bu oyunculardan birini alabiliriz arkadaşlar. Hücum anlamında evet, Tilman ne yazık ki bizi reddetmiş. Şu gözlemci raporları gelsin. Transferin daha bitmesine var. Bir iki kiralık hamlesi yapabiliriz. Tabii bedel ödemeden yapabiliriz bu hamleleri. Çünkü dediğim gibi maaş bütçemiz yok. Borussia Mönchengladbach 2 deplasmanından sonra da kendi sahamızda bu şu an itibariyle 10 puanla 3. sırada olan Lübeck'i ağırlayacağız. Gerçekten 2 10 puanlı takımla oynayacağız kısacası. Zirvede zirve maçları bunlar. Zirve maçları. Bu arada Tom Borda'da bir sakatlık var golcümüzde 1-2 gün. Ama ciddi bir sakatlık değil Allah'tan. Yani şu iki maç çok önemli ama 6 puanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani Ayuk ve Musila'nın olmaması bizim için çok büyük dezavantaj arkadaşlar. Hakikaten çok büyük dezavantaj. Bizim için çok önemli oyuncular. Şimdi komple biraz o kanat rotasyonumuz, yedeklerimiz çok iyi oyuncular değil, kaliteli oyuncular değil. İşte bir kiralık hamlesiyle orayı takviye edebiliriz belki de. Şu oyuncuları gözlemlettirelim. Gözlemci raporuna göre transfer yapıyoruz. İyi gözlemci raporu gelirse hamle yapabiliriz. Tabii ki tercihimiz maaş bütçemizde de ne yazık ki eksi durumdayız. Kiralık hamleleri olacak. Kiralık hamleleri olacak. Evet, Borussia Mönchengladbach, Lübeck ve Eintracht Braunschweig. İki deplasman, bir kendi sahamız var. 7 puan muhteşem olur mu? 6 puan razıyım aslında da, 5 puan bile iyi bence ya. Yani yenilmemek lazım. Evet, bu arada Simons da sakatlandı, stoper oyuncumuz. Cottbus Bayern haftanın açılış maçı. Evet, sakatlıklar biraz can sıkıcı. Evet, Bayern Münih puan kaybediyor. Tilman yine golünü atmış. Bavyera temsilcisi Cottbus'la 1-1 berabere kalarak ligde zirve. Bayern Münih'in yani puan kaybediyor. Ama alttaki takımlar yenseler bile bu haftayı da lider olarak kapatacak Bayern 2. 6 maçta 14 puanı var. En yakın rakibi biziz şu an. 10 puan arkadaşlar. Haydi bakalım devam. Maç day geldi, çattı. Çok zorlu bir haftaya başlıyoruz. Borussia Mönchengladbach 2 fikstürüyle. Çok zor 3 maç oynayacağız. 5 maç, 5 puan yeterli. 6 puan çok iyi. 7 puan fevkalade. 9 puan fevkaladenin fevkinde olur ama 9 puan çıkacak yani sanmıyorum. Bu sakatlıklarla çok zor arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet, maç değil. Çok zor yani. Çıkartamayız buradan. Ne yazık ki. Çok mümkün değil. Haydi bakalım. Evet, Ayuk yok arkadaşlar. Ayuk'un yerine o tarafa şimdi şöyle bir bakalım. Furkan. Furkan Kırçiçek'i oynatalım. Furkan daha verimli olabilir diyor. Tamam, Furkan oynasın. Furkan oynasın. Ayun yerine de yedeklere şöyle İlker'i alalım. Schuster, Brown yapalım. Musilla topla birlikte çalışmalara başlamış. 1-4 gün sonra sahalara dönecek. Önemli bir haber bizim için. Onun haricinde Lorenz bugün ne yazık ki yok arkadaşlar. Lorenz yerine Erol Arkan'ı koyacağım. Riske etmeyeceğim.
Evet, ilk 11'imiz Volat, Hug, Hansen, Erol, Haas, Simit, Büyük Simit, Yunus, Furkan, Kırçiçek, Küçük Simit, Gabriel ve Bor. Önemli eksikliklerimiz var. Savunmada Lorenz yok, Musilla yok ve Ayuk yok. Ve çok zor bir deplasmana gidiyoruz arkadaşlar. Hücum ağırlıklı başlayacağız yine. Maçın ilerleyen dakikalarındaki skora göre taktiksel değişikliklerimizi revize edebiliriz. Borussia Mönchengladbach 2 karşısında ama favori bence Borussia Mönchengladbach. Yumruğumu sıkıyorum arkadaşlar. Sahaya çıkın ve taraftarlara bilet için harcadıkları paranın karşılığını verin dedik. Ve karşılaşma başlıyor. Haydi bakalım. Rakip de 4-3-3 ile başlamış. Haas sağ taraftan taç atışını kullanıyor. Uzun bir taç atışı. Ceza sahası. Seker top ve gol. Furkan Kırçiçek. 2. dakikada öndeyiz. Mönchengladbach 2 deplasmanında 2. dakikada bir duran top organizasyonuyla öne geçtik. Yani olabilecek en iyi senaryo diyebilirim maç başlangıcı açısından. Arka tarafta formayı verdik, golünü attı. Çok da zor bir gol atmamış ama pozisyon alması, o noktada olması, golü koklaması tabii ki çok önemli. Evet, güzel bir başlangıç. Genellikle ilk isabetli şutlar kalemizde gol olurdu. Bu sefer ilk isabetli şuttan biz golü bulduk. 10. dakika içindeyiz. Skor 1-0. Savunmada da çok net gol pozisyonu vermedik arkadaşlar. Şu ana kadarki mücadelemizden dolayı takıma bir süpersiniz çekelim. İyi oynuyoruz. An itibariyle bence sahada iyi mücadele eden, bu kadar eksiğe rağmen iyi mücadele eden bir Türk gücü var. Şimdi Scali. Dikkat, dikkat. Hansen kontratak olur mu? Gabriel. Çok güzel pas. Bor gole gidiyor. Haydi aslan parçası atıyor. 2-0. 31 Tom Bor. 6. golü bu sezon. Golcümüz. Müthiş bir pas Gabriel'den. Müthiş bir pas. 50 mi almış? Sanki biraz 50 almış gibi geldi ama önemli değil arkadaşlar. 2-0 öndeyiz. Borussia Mönchengladbach 2 deplasmanında. İyi bir futbolla, özellikle savunma performansımızın çok iyi olduğunu söyleyebilirim ki savunmamızın kalbi olan oyunculardan Lorenz yok bugün arkadaşlar. Ve Baker. Dikkat! Ulan muhteşem gol yedik ya. Sander Christiansen. Tam taktiksel değişiklikleri devre arasında yapacaktım diyecektim ama golü yedik arkadaşlar. 2-1 oluyor. Ne yazık ki 2-1 oldu. İşte Christiansen köşeye vuruyor. Yani ilk isabetli şutları ve muhteşem bir gol. Bu da biraz bizim futbolumuzun şanssızlığı diyelim arkadaşlar. Ama iyi bir mücadele. Maçtan önce bir puanla evet diyorduk. Şu an 2-1 öndeyiz. Furkan Kırçiçek ve Tom Bor'un golleriyle. 6 şut 3 isabet 0.68 gol beklentimiz var. Mönchengladbach 2'nin 3 şut 1 isabeti var. 0.17 gol beklentisi. Yani bu istatistiklere nasıl gol yedik inanılır gibi değil. Elleri kenetleyip performansınızdan memnunum diyeceğim ama birkaç ufak değişiklik yapacağım arkadaşlar. Şöyle Simit'i biraz merkez orta saha mı yapsam? Yok, Smith yapmayacağım ama küçük şey yapacağım. Şöyle destek yapacağım. Şöyle bir bakayım. Evet, top bizde kalsınlar. Biraz bizde kalsın top. Bekleri ileri atacağım arkadaşlar. Tempomuz biraz düşük olsun. Biraz düşürelim tempoyu. Zaman geçirmeyi de biraz yapalım. Tamam. Ufak tefek değişiklikler yaptık. Hücum ağırlıklı oynamaya devam ediyorum ama. Hücum ağırlıklı oynamaya devam edeceğim. 3-1'i yakalarsak pozitif futbola geçeceğim. Haydi be. Sanki içimden bir iş bu maçın berabere biteceğini söylüyor ama. Nos. Haas. Haas hata yapma. Çok kritik noktadasın. Erol Alkan. Haas. Orada hata gol getirir kalemize. Çok kötü çıktık. Murasic. Ah be Erol'cum, ne yaptın Erol ya? Şimdi Gabriel, bir kontra atak yakalayabilir miyiz ama çok fazla çoğalamadık ileride ve top kaybımız geldi. Nos. Şimdi yine aldık. Furkan birazcık daha sakin oynamamız lazım sanki. Furkan aradan bıraktı. Gol pozisyonu attı. Attı Tom Bor, attı 3-1. Atmaya devam ediyor Hollandalı. 7. golü bu sezon. Aslan parçası. 3-1. Yalnız Furkan Kırçiçek de çok güzel bırakıyor aradan. Bakın ayak dışıyla, sol ayağıyla uzak kale direği dibine. Çok iyi vurmuş. Evet, 3-1 öndeyiz. Açıkçası iyi bir futbol, iyi bir mücadele, iyi bir savunma. Şimdi artık arkadaşlar pozitif futbola geçebilirim. Dakika 66'ya geldi. Birazdan oyuncu değişiklikleri de yapacağım. Çünkü 3 gün sonra çok zorlu bir deplasmanımız daha var. Özellikle kondisyonu kötü olan 1-2 oyuncuyu almamız lazım arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Yunus dayının yerine kimi alalım? Lukart'ı alalım. Smith'in yerine kimseyi alamıyoruz. Çünkü yedekte oyuncumuz yok. Thomas Haas, onu da çıkartamıyoruz.
Şöyle bakıyorum. Bor'u çıkartalım. Kerem'i ileri alalım. Bor biraz dinlensin aslan parçası. Nico Hook'un yerine de Tahsin Kale'yi alalım. Haydi bakalım. Evet, biraz oyuncu değişiklik yaptık. Çünkü dediğim gibi bir haftada zorlu 3 maç oynayacaktık. Bu ilk maç. Şu an itibariyle 3-1 öndeyiz. Güzel de bir futbol oynadığımızı söyleyebilirim arkadaşlar. Özellikle ilk yarı rakibi domine ettik. Bu kadar eksiğe rağmen böyle bir deplasmandan galibiyetle çıkmak üzereyiz. Şimdi 90 artı 2. Müller. Karşıladık. Smith bir kontra atak şansı. Karem. Oğlum ben bu adamın ismini söyleyemiyorum. Kavuk diyeyim ben ona. Kavuk. Niyes. Şimdi dikkat arkadaşlar. Şimdi dikkat. Maçın son dakikalarında stres yaşamayalım. Çıkarttık topu. Smith alıyor orta sahada. Bıraktı Gabriel. Gabriel güzel bir geçiş hücumu yakalayabiliriz. Gabriel ceza sahasında ama biraz fantastik bir vuruş oldu Gabriel'den ceza sahası içinde. Oysa iyi çoğalmıştık. Evet, 3-1 ile geçiyoruz. Çok önemli bir galibiyet elde ediyoruz bence bu kadar eksiğe rağmen. Maçın en iyisi arkadaşlar 2 gol atan Tom Bor oldu yine golcümüz. 8.2. Gabriel 7, Küçük Simit 7, 1, Furkan 7.7, oyundan çıkan Hook 7 ve Bor. Bor'u söylemiştik zaten. Evet, şöyle bakalım, 13 şut 7 isabet, 1.47 gol beklentimiz var. Borussia Mönchengladbach 2'nin 8 şut 4 isabet, 1.01 gol beklentisi var. Ve üst üste 3. galibiyetimizi alıyoruz. O yüzden kollarımı yukarı kaldırıp alınan skordan ve oynadığımız futboldan çok memnunum diyorum. Evet, üst üste 3. galibiyetimiz geldi. Ve bu 6. hafta sonunda bu galibiyetten sonra Bayern Münih'e takibe devam ediyoruz arkadaşlar. Bayern 2 14 puanda, Türk gücümüz 13, Zwickau 13, Mepen 11, Köln 10 ve Cottbus 10 puanda. Evet, 10 puanlı takımların puan kaybettiğini gördük. Geçtiğimiz hafta 10 puana sahip olan takımlar biraz puan kaybetmişler. Bu da bizim için avantaj. Evet, şimdi kendi saha ve seyircimiz önünde Lübeck, 7. ligin 7. sırasındaki Lübeck'i ağırlayacağız. Musika'nın yetişebileceğini düşünüyorum. Sağ taraf oyuncumuz önemli bir oyuncu bizim için. Hakikaten önemli bir oyuncu. Bakalım. Ondan sonra da deplasmana gideceğiz arkadaşlar. Eintracht Braunschweig 18. sırada şu an, kötü bir performansları var. Şu anda onların maçı var. Bakalım. Umarım bol kırmızı kartı gördükleri bir maç olur. Bizim maça cezalı çıksınlar. 1-1, evet, puan kaybetmişler Oberhausen karşısında. Güzel. Son maçlardaki, evet, bir dakika. Evet, yönetim transferlerden elde edilen paranın transfer bütçesine aktarılan yüzdesinin maaş bütçesinin kendilerini endişelendirmesi sebebiyle %5 değerini... Oha, %5 ya. Bu değer oyuncu satışlarından 7.95 elde edileceği zaman %0 olarak belirlenecek. Eyvallah ya. Zaten oyuncu alamıyoruz. Bir de gömün. Eyvallah. Eyvallah. Batmış kulüp, batmış. Haydi bakalım. Vay, iyi oyun. Özellikle Glendon'u alabilir miyiz ya? Hakikaten şu Glendon'a çok ihtiyacımız olabilir aslında. Şöyle bir gözlemci raporu isteyelim. Çok iyi oyuncu. Bakalım ya, Chester'da Banarama Ulusal Lig'de ikinci sıradaymış Chester şu an. 4 maçta 10 puan. Aferin be. Şöyle bir bakalım. Kimler vardı eski göz ağrılarımızdan? Lyle Miller. Bir gözlemci yollayalım. Yani Enis'e de bir gözlemlettirelim ama çok zor tabii. Enis transferi mümkün değil yani. Ryan McLaughlin iyi bir bekti o da. Onu da bir gözlemletti. Hakikaten iyi bir bek Kuzey İrlandalı. Kolsuz Shelby. İster misiniz Kolsuz Shelby? Ama çok zor. Transfer yapmamız çok zor gibi gözüküyor. Yani biz bu seneyi bir şekilde bu takımla atlatacağız gibi arkadaşlar. Hani belki bir üst lige çıkma imkanımız da olursa o zaman biraz maddi anlamda rahatlayıp Bundesliga 2'den elde edeceğimiz gelirle güzel bir kadro kurabiliriz. Ayrılır mıyım bilmiyorum Türk gücünden önümüzdeki sezonlarda ama bakacağız. Bakacağız. Daha şimdiden ön yargılı davranmayalım. Evet, Vita. Remy Vita, bir teklif yapalım mı? İyi bir gözlemci raporu geldi. Bir kiralık teklifi yapalım. Kabul ettiler. Herhangi bir, evet, Müller için kötü. Herman için de fena olmayan, Luka Herman için de fena olmayan bir gözlemci raporu geldi. Ona da bir teklif yapalım arkadaşlar, kiralık. Sıfır, yıllık %20'sini karşılayacağız. Maaşın %30'unu istiyor ama %30 veremiyoruz işte. %30 veremiyoruz. %20 maksimum verebiliyoruz. Ne yazık ki ne diyelim, biraz para vermeye çalıştım da param da yok.
Param da yok. Böyle bir teklif yapalım Luka Erman'a. Gelirse gelir, gelmezse gelmez. Yapacak bir şey yok. Bu arada Bayern 2 yine kazandı. Sivakko karşısında 2-1 kazanmış arkadaşlar. 7 maçta 17 puan yaptılar. Bunu da belirtelim. Harika gidiyorlar. Remy Vita'ya gelecek arkadaşlar. Bir sol bek oyuncusu Remy Vita. Fena bir oyuncu değil bence. Bence iyi bir oyuncu. İlk 11'de bile oynayabilir. Yani bizi şu an o kanatta kim var? Hulk var. Hulk da iyi bir oyuncu ya. 23 yaşındaki Alman oyuncu Hulk da iyi bir oyuncu. Neyse en azından orada rotasyonu kuvvetlendireceğimiz bir transfer olur. Evet maç day geldi. Bakalım üst üste 3 galibiyetten sonra kendi sahamızda Lübeck karşısında neler yapacağız? Yani Lübeck ve Eintracht Braunschweig maçından 4 puan çıkartırsak arkadaşlar bence çok önemli bir işin altına imza atmış oluruz gibime geliyor. Şuna bakalım. Fena değil. Sözleşme önerelim. Gerçi potansiyel yıldız 20 bin euro veriyoruz ya. Ya ben şu oyuncuyu atsam mı William Nzita'yı ya? Hakikaten kaliteli bir oyuncu. Ama yaştan dolayı oynamıyor. Antrenmandaki gelişimi de çok iyi. Şu an itibariyle. Devam. Evet. Musiç'le topla birlikte çalışmalara başladı. Evet. Görüşmeye razı diyor arkadaşlar Freiburg ama biz bu kadar para veremeyiz. Yani üzgünüm. Keşke verebilsek. %20 verebiliyoruz. Canımın içi benim. Veremiyoruz yani. O yüzden teklifi reddediyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet, Lübeck karşısındayız. Birazdan bakarız yine transfer borsasına, kiralık hamlelerine. Muslia tam hazır değil arkadaşlar. O yüzden Faik Arslan yapacağım. Bugün Lorenz'i koyacağım Erol Alkan yerine. Hansen yerine Erol'u kullanabilirim aslında ya. Hansen yerine Erol'u kullanabilirim. Şöyle bir bakayım Hansen mi Erol mu? Yani Erol sanki Erol'un çevikliği çok kötü. Çeviklikten dolayı. Aynı takım çıkıyoruz arkadaşlar. Muslias yedeklerde yedeklerimiz hazır. Ayuk'un sakatlığı ne yazık ki devam ediyor ve yaklaşık 4 hafta daha takımdan ayrı kalacak. Volat, Hook, Hansen, Lorenz, Haas, Smith, Yunus, Furkan, Daniel Schmidt, Gabriel ve Borik 11'de çıkıyoruz. Haydi çocuklar 3 kritik galibiyet aldık şu ana kadar bu video partımızda 4'te 4 yapmak istiyoruz. En kötü ihtimal yenilmeyelim diyoruz ama Bayern Münih üstümüzde çok iyi gidiyor. Evet şöyle yumruğumu sıktım arkadaşlar sizden tamamen formunuzu devam ettirip bu maçı kazanmanızı istiyorum dedim. İlk defa böyle bir açıklama yapıyoruz. Başladı rakip 4-4-1-1 ile çıkmış. Şimit bir duran top. Savunmadan dönüyor Furkan Kırçiçek. Haas. Hansen. Stoper oyuncumuz orada top kaybı yapmayalım. Hook. İyi top attı. Gabriel. Gabriel'in ortası savunmadan dönüyor. Atak devam edecek. Haas. Dakika 10. Skor 0-0. Yunus. Çok iyi top ama offside. Ben gördüm offside. Çok iyi top attı ama bu pozisyonda offside var. Doğru karar arkadaşlar. An itibariyle topa sahip olduğumuz ama gol pozisyonuna girmekte biraz zorlandığımız bir karşılaşma oldu ilk 16-17 dakika. Şutlarımız var ama genellikle offside olarak iptal edilen, offside olarak iptal edilen gol haricinde net pozisyon bulamadık. Rakibimizin kapalı savunmasını aşamamış durumdayız şu an. İşte bu tarz maçlarda özel oyuncuların performansı önemli arkadaşlar. Özel oyuncuların performansı önemli. Evet bir duran top. Dikkat edelim duran toplar tehlikelidir. Şimdi çıkarttık. Mende. Aman arkadaşlar ben gördüm siz de görün. Aman abicim aman dışarıya evet. Bu şut dışarıya gitti. Rakip de gelmeye başladı tabii. Rakip de gelmeye başladı. Zor bir maç. Deş. Puits. Nerede? Evet güzel pas yapıyor rakibimiz. İyi pas yapıyor. Çok güzel girdi karaya. Şimdi bor top bekliyor. Kendi götürüyor Schmidt. Schmidt vurdu üstten dışarıya. Güzel bir deneme. Topu kaptı. Güzel bir deneme yaptı. Şimdi duran top. Haydi duran toplar bu maçlarda önemlidir. Olmadı. Şimdi Yunus dayı. Oyna oğlum oraya. Güzel top. Bir orta daha ve offside. Yine offside. Yani Schmidt'in golü offside. Evet atıyoruz ama offside oluyor arkadaşlar. An itibariyle skor 0-0. Evet doğru karar. Doğru karar. Devam. Şimdi Luyumba uzun bir top. O bölgede Lorenz. İlk defa bir ilk yarıda gol olmadı bizim maçta. Gabriel Schmidt. Çok güzel top attı. Şimdi attı. İlk defa gol olmadı dedik bizim maçta ilk yarı. Ama sahneye golcümüz Tom Bor çıkıyor. 1-0 öndeyiz arkadaşlar Lübeck karşısında. Güzel bir gol. Tom Bor. 8. golü. Her maç attı. Çok güzel pas. Çok güzel pas.
Tam bir golcü arkadaşlar. Tam bir golcü Tom Moore. Tecrübeli oyuncumuz 29 yaşında, 30 yaşında. Şöyle bir süpersiniz çekelim. Tam zamanında gelen bir gol. Evet, 45 artı 1. Uzatma dakikaları, uzatmalarda ne olur gol yemeyelim çocuklar. Şimdi Schmidt. Bir atak şansı daha. Schmidt götürdü. Ceza sahasında vurdu kaleci. İyi bir deneme. İyi bir deneme Danny Schmidt'ten. İkinci gole yaklaştık. Yine karşılık, evet, ikinci ilk yarının sonlarında adeta vites arttırdık. Şimdi uzun top Lorenz. Uzatmada bitti nokta normalde. 46.'dayız. Şimdi uzun top, çok iyi top. Furkan Kırçiçek. Müthiş pas ve gol. Yine atıyor Furkan 2-0. Harika bir pas değil miydi o ya? Müthiş bir pas geldi arkadaşlar. Bakın. Burada Haster'lık bir pas atıyor. Hakikaten müthiş bir pas. Ama vuruş da çok güzel. Plase ile oraya yani bu seviyede çok klas bir vuruş yaptı Furkan. Evet, devre 0-0 bitecek derken goller 45 artı 1 ve 45 artı 2 de geldi. Açıkçası hak ettiğimiz bir devre sonucu diyebilirim arkadaşlar. Bor ve Furkan'ın golleri. İki golümüz offside sebebiyle iptal edildi. 13 şut 4 isabet 1.77 gol beklentimiz var. Lübeck'in 4 şut isabeti 0.22 gol beklentisi var. Güzel bir ilk yarı geride bıraktık. Şimdi elleri kenetleyip performansınızdan memnunum diyeceğim arkadaşlar. Biraz artık pozitif futbola geçme zamanı. Şöyle de. Top bizde kalsın. Tempomuzu bir tık düşüreceğim. İleriye de çıkmayacağım. Göbekten oynamaya devam edebiliriz. Biraz da savunma hattımı geri çekeceğim. Çünkü uzun top deneyeceklerdir arkadaşlar rakibimiz. Çok da abartmayalım. Çok riske de girmeyelim. Onun haricinde aynı takım devam edeceğim ama ikinci yarıda bazı oyuncu değişiklikleri de yapmam lazım. Takımın kondisyonları şu an hakikaten yerlerde. Evet, devam bakalım. Devam. Süpersinize çektik. Üst üste bir hakem katliamından sonra üst üste dördüncü maçımızda da galibiyete doğru gidiyoruz. Çok önemli, çok önemli. Braunschweig maçına çıkacağız. Rakip Braunschweig de kötü bir durumda şu an performans anlamında. Eğer o maçta da 3 puan yaparsak arkadaşlar Bayern'in peşinden ayrılmayacağız. Şimdi birkaç oyuncu değişikliği yapacağım. Schmidt yerine Muslia'yı alacağım arkadaşlar. Muslia'yı ilk defa koyuyoruz. Tam has mevkisi orası olmasa da oynasın. Schmidt yerine oraya Laukart alalım. Onun haricinde Furkan Karaçiçek çok kötü. Karem'i alalım oraya. Karem, bakıyorum. Başka ne yapabiliriz? Tahsin Kalehuk yerine alalım. Ama daha fazla oyuncu değiştiremiyorum. Evet, 3 oyuncu değiştirme hakkı var. Pandemi burada geçerli değil. Bundesliga 3'te pandemi yok. Evet, ikinci yarı tamamıyla skoru koruma amaçlı oynadık. Güzel de oldu arkadaşlar bence. Böyle yapmamız daha mantıklı oluyor. En azından maçları riske atmıyoruz. İyi bir futbol gecesi olduğunu söyleyebiliriz bizim için. Şimdi sol taraftan Dubrovski mi, ne o? Malone. Till. Lübert. Mande. Lippert. Mande. Tiki taka show. Oğlum bir gol yemeyelim de bu dakikalarda. Şimdi Bor. Gabriel. Vurdu dışarıya. Gabriel de fena oynamadı. Yani Muslia'nın yokluğunda fena hamleler yapmadı. Fena bir performans sergilemedi bence. Şimdi Hook. Karem. Karem Kavuk. Oğlum çok saçma bir isim ya. Bor. Muslia aradan. Müthiş bıraktı Muslia. Sakatlıktan döndü. Müthiş bir asist. Ve 3-0. Evet, yolumuza Türk gücü devam ediyor. Türk'ün gücünü gösteriyoruz arkadaşlar. Çok güzel pas. Gabriel. Aferin aslan parçası. Devam. Müthiş oynadık bugün. Müthiş oynadık. Hem savunmada hem hücumda hakikaten çok başarılı bir geceyi geride bırakmak üzereyiz. Şimdi yine Gabriel. Sağ taraftan götürdü. Ceza sahasına Karem Kavuk'a gelmedi. Şimdi Michel bir kontra atak şansı. Oğlum ya, bari gol yemeden bitirdiğimiz bir maç olsun ya. Offside. Aa, verdi golü. Kevin Stippen. Evet, 3-1. Offside dedim ama bizden geldi top. Doğru. Evet, son dakikada yine yedik arkadaşlar. 3-1 öndeyiz. Önemli değil, nazar boncuğu olsun. Ve üst üste 4. galibiyetimizi alıyoruz Lübeck karşısında. İyi oynayarak alıyoruz. İlk yarıda gelen Bor ve Furkan'ın gollerini ikinci yarıda Gabriel eşlik etti. Rakibin 90 artı 1'de gelen golü bir şey değiştirmedi. Nicholas Smith 7.6 ile maçın en iyisi. Bor 7.5. Muslia 7-1. Gabriel 7-1. Furkan 7-2. Danny Schmidt 7. Yunus Dayı 7-1. Hansen 7 ve Haas 7-4. Gecenin ileri takımımız adına. 27 şut 13 isabet 3.0.
2.12 gol beklentisi, harika bir hücum istatistiği gerçekten. Lübeck'in 8 şut 7 isabet, 0.49 gol beklentisi var. Hak ettiğimiz bir karşılaşma. O yüzden kolları yukarı kaldırıp sonuçtan ve oynanan slodan çok memnunum diyorum. Evet, galibiyet serimiz devam ediyor. Bayern 2'yi takibe devam ediyoruz. 7 maç 17 puanda Bayern 2. Türk gücümüz 7 maç 16 puanda. Köln 7 maç 13. Cottbus 7 maç 13. Magdeburg 7 maç 13. Zwickau 7 maç 13 puanda. 13 puanlı 4 takım sıralanmış durumda arkamızda. Fena bir yarış var kısacası arkadaşlar. Bundesliga 3'te zirve yarışı var. Şimdi Braunschweig deplasmanındayız. Zor bir maç. Rakibimiz 18. formsuz olsa da çok götümüzün başımızın oynamaması gereken bir karşılaşma açıkçası. Tabii ki 3 puan için sahaya çıkacağız ve 3 puanı alırsak arkadaşlar müthiş bir video partı olacak. Bu video partımızın da son maçı olacak Eintracht Braunschweig maçı. 5-5'le bitireceğiz. 5-5'le bitireceğiz. Müthiş. Yani o kadar kötü başladığımız sezonda, aslında kötü başlamadık. Yani şu Urdingen maçı bir hakem katliamıydı. Hakem katliamıydı. İyi toparladık. İyi toparladık. Oğlum valla ben çok zevk alıyorum oyuna. İnşallah siz de izleyenler zevk alıyordur ya. Bence harika bir kariyer hikayesi. Yani şu işsiz kariyer, sıfırdan başlayıp belli noktalara gelmek yani çok güzel. Bundan sonra yolumuz daha da açılacak Türk gücünden sonra. Türk gücüyle mesela üst lige çıkarsak orada bir sene daha kalabiliriz ama artık İtalya Serie B, La Liga B, Türkiye 1. Liginden bir takım belki de olacak arkadaşlar. Evet, bu arada ne yazık ki kötü bir sakatlık var. Niklas Schmidt formda orta sahamız. Bu karşılaşmada oynayamayacak arkadaşlar. Hatta Enerji Cottbus maçı bile sıkıntılı. Sakatlık anlamında gerçekten sorun yaşıyoruz. Tahsin Kale. Evet, maç day geldi. Sonra Enerji Cottbus'u ağırlayacağız. O maçta da Niklas Schmidt'ten yararlanamayabiliriz. Büyük Schmidt. Sıkıntı. Bu sıkıntı. Bu canımı sıktı. Orta sahada Yunus Dayı, Niklas Schmidt ikilisini çünkü oturtmuştuk da. Tam oturtmuştuk. Bu kötü oldu arkadaşlar. Bu çok kötü oldu. Haydi. Her olumsuzluğa rağmen, her sakata rağmen bu video partında puan kaybetmedik. İnşallah bu maçta da kaybetmeyeceğiz. Eintracht Braunschweig deplasmanındayız. Rakibimiz 4 puanla 18. sırada. Biz iyi bir durumdayız. Şimdi Schmidt'in yerine kimi alacağız arkadaşlar? Çok önemli bir rolde. Mezzella rolünde oynuyor çünkü. Laukart alacağız. Yo, Gabriel orada oynayabiliyormuş. Gabriel'i mi koyalım oraya? Gabriel'i koyalım. Zaten sağ tarafta şeyi kullanacağız. Sakatlıktan geldi artık. Muslia'yı kullanacağız. Yedekleri de arkadaşlar Körş'ü alalım. Haydi bakalım. Evet, Wallet, Hook, Hansen, Lorenz, Haas, Gabriel, Yunus, Furkan Kırçiçek, Schmidt, Muslia ve Bor ilk 11'de çıkıyoruz. Sakatlarımız Niklas Schmidt ve Ayuk arkadaşlar ilk 11'de. Onun haricinde ciddi bir sakatımız yok. Buraya 4 maç, son 4 maç 4 galibiyetle geliyoruz ve puan kaybetmek istemiyoruz. Rakibimiz kötü durumda çünkü. Evet, şimdi yumruğumuzu sıktık arkadaşlar. Biliyorum ki çoğunuz geçen sefer Braunschweig ile yaptığınız maçın intikamını almak istiyor. Çıkın ve kendinizi gösterin dedik. Karşılaşma başlıyor. Haydi, vurduğumuz gol, yediğimiz offside olsun. 5'te 5'lik bir video partı olsun. Hadi çocuklar. Önemli bir, önemli. Yani zirveye tutunacağız arkadaşlar bu maçı kazanırsak. Muslia ile geliyoruz. Haas, Gabriel, Yunus Dayı. Ah, geçmedi o pas. Abo. Aa, bu Gedikli. Emren Gedikli mi lan? Gedikli var bir tane. Leverkusen'de. Vallahi Leverkusen'deki adam ha. Şş. Emrehan Gedikli. Biz de gözlemci olayım. Oğlum çok iyi adam. Bizde iş yapar bu. Hem kanat hem forvet de iş yapar. Profil de fena değil yani. Aa, çok şaşırdım. Evet, tehlikeli bir isim. Tehlikeli bir isim, çift forvetle oynuyorlar. Dikkat etmemiz lazım. Şu ana kadar da ne yazık ki çok etkili olamadık. Şimdi Muslia ile bir duran top şansı. Kaleci çıktı aldı. Don Broch. Rakip tribünler de bayağı kalabalık. Seyirci destekleri de var. Bu arada şimdi soldan geliyorlar. Santos vurdu. Kaleci harika çıkartıyor. Evet, hiç istediğimiz gibi başlangıç olmadı arkadaşlar. Braunschweig kötü dedik. Ama şu ana kadar son maçlara baktığımızda en kötü maç başlangıç performansımız. Top bizde, isabetli pas sayımız yüksek ama sahada oynanan futbol hakikaten biraz hayal kırıklığı. An itibariyle rakibimizin şut ve gol beklentisinde bize üstünlük sağladığını söyleyebilirim ilk yarım saatte. Yavaş yavaş biraz şutlarımız geldi ama tehlikeli şutlar değil. İlk yarı 0-0'a doğru gidiyor arkadaşlar, öyle gözüküyor. Ve açıkçası şu performansa bu maçtan belki de bir puan almak bizim için avantaj olacak. Şimdi Muslia bir duran top şansı da ama Muslia'm ne yapıyorsun ya? Hoppa! Oh! Boy dedim, atamadı. Ah, boy dedim, olmadı. Büyük hata.
Ama golcümüz değerlendiremedi. Maçın başından beri yakaladığımız en net gol pozisyonuydu bu. Evet, ilk yarı 0-0 karşılıklı ataklar var. Son dakikada, ilk yarının son dakikasında kaçırdığımız bir gol var. Ama çok verimli bir futbol oynayamadık. Bunu söylemek lazım. 7 şut 3 isabet 0.55 gol beklentisi, rakibinde 7 şut 1 isabet 0.51 gol beklentisi var. Hemen hemen başa baş bir maç oluyor arkadaşlar. Soyun modusuna gidip elleri kenetleyelim. Ne diyelim arkadaşlar? Kötü oynamıyoruz belliler. Herkes elinden geleni yaparsa bu maçı kazanırız diyeceğim ama şöyle taktiğimize de bir gelelim. Kötü oynayan, çok kötü bir Furkan var mesela. Furkan'ın yerine Kalem Kavuğu alacağız arkadaşlar. Onlarca çok vasat bir performans yok. Topa biraz sahip olalım bence. Biraz topa sahip olmamıza fayda var bu karşılaşmada. Biraz kısa paslaşalım, o yüzden dar oynayalım. Savunma hattımda herhangi bir sıkıntı yok. Takım içi yerleşimde de herhangi bir sıkıntı bulmuyorum. Aynı şekilde başlıyoruz hücum ağırlıklı. Hadi bakalım. Sadece biraz daha topa sahip olmamız lazım sanki. Hoppa! Yedik dedim ama son anda orada çok kritik bir müdahale geldi. Bir duran toptan golü yiyorduk arkadaşlar kalemizde. Şimdi biz geliyoruz sol tarafımızdan. Top Hug'un ellerinde. Bir taç atışı. Uzun bir taç atışı. Savunmadan döndü. Hug, hadi oğlum iyi orta gelsin. Yunus. Gabriel. Gol pozisyonu. Offside mı? Yok offside. Kerem Kavuk. Evet. Nüfus memurunun hatası ile ismi Kerem Kavuk olan oyuncumuz golü atıyor. Çok kritik bir gol. İkinci yarının başında. Çok da iyi oynanamadığımız bir maçta öne geçmemiz önemli arkadaşlar. Bazen iyi oynamasanızda kazanmanız gerekiyor. Evet, 1-0. Aynı aynı, offside yok. Şimdi pozitif futbola geçebiliriz arkadaşlar. Hatta pozitif futbola geçmenin yanında şu tempomuzu da biraz düşürüp bekleri ileri atmayacağım. Göbekten oynamaya devam edeceğiz. Şöyle zaman geçirmeyi biraz arada sırada yapalım ve rakibi çok ileride karşılamayacağım. Bir tık takım boyunu geriye doğru çekiyorum. Çünkü artık biraz rakip üstümüze gelecektir bundan sonra. Bu maçta zor. Yani Braunschweig kötü dedik ama çift forvetle oynuyorlar. Emrehan Gedikli gibi bir tehlikeli bir isimleri var. Dikkat etmemiz gerekiyor an itibariyle. Dakika 65. Şimdi sol taraftan Hook'la taç atışını kullandık. Kaleci çıktı, aldı. George bu arada rakipte sağ kenarında bir sakatlık yaşıyor. Rakibimiz 10 kişi sanırsam ilk şu an itibariyle. Lorenz. Top kaybı yapmayalım. Şimdi aldı. Bırak aradan. Bırak aradan. Bor sever bu pozisyonları. Dışarıya vurdu. Bor sever bu pozisyonları. Dik dışarıya vurdu. Yalnız takım şu an fiziksel anlamda bitmiş durumda arkadaşlar ama herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Çünkü bu maç şu an en iyi 11'imle sahada olmam lazım. Gabriel, Haas. Çok zor bir maç oluyor şu an. Haas götürüyor sağ taraftan. Haas. Hadi oğlum. Haas siktir çektir bana oğlum. Gabriel. Olmadı. Olmadı. Şimdi Lorenz. Dikkat dikkat. Yunus dayı. Schmidt. Kerem. Bor. Güzel paslaştık. Maya. Muslia. Ah be. Ah be Muslia be. Şimdi Yunus dayı araya girdi yine. Ceza sahası içine doğru hareketlendi. Yunus dayı. Orta. Yine olmadı. Penaltı. Vallahi hakemler diyetini ödüyorlar o maçın. İlginç bir pozisyonda penaltı kazandık. Bor topun başında vurdu. Müthiş bir penaltı. 2-0. Türk'ün gücü sahnede. Braunschweig seyircisi. Üzülüyorlar, sövüyorlar gördüğünüz üzere. Ama hakikaten çok güzel bir atmosferi var Braunschweig. Yani takımın güzel bir atmosfer. Seyirci de gelmiş yani. Bayağı seyirci gelmiş. Evet, 2-0 öndeyiz. Artık oyuncu değişiklikleri biraz yapabilirim arkadaşlar. Şöyle Lukart'ı Yunus'un yerine koyacağım. Onun haricinde Erol Alkan'ı alacağım, Lorenz sarı kartlı. Başka da oyuncu değişikliği yapamıyorum. 3 oyuncu değişikliği hakkım var. Devam. Hadi bakalım. Dakika 76. Müthiş oynamadık. Ama ikinci yarıda Kerem Kavuk ve Borun golleriyle skoru da aldık şu an itibariyle. Lukart. Gabriel. Vor. Güzel bıraktı. Schmidt. Bu kadar eksikliği normal arkadaşlar. Ayuk ve Danny Schmidt bizim takım için önemli oyuncular. Çok güzel geldik. Gol pozisyonu ve gol atmaya devam ediyor. Tom Bor atıyor. 10. golü bu sezon. Türk gücü rüzgarı. 3-0. İşte Lukart. Evet, ikinci yarıdaki etkili futbolumuzla arkadaşlar skoru 3-0'a getirmeyi başardık.
Pozisyon verdik mi verdik. Çok şut imkanı verdik rakibimize ama gol beklentisi önünde bayağı üstündeyiz rakibimizin. Ve 3-0'lık bu galibiyetle son 5 maç 5 galibiyet yapıyoruz. Büyük bir çıkış yakaladık. Goller Karem Kavuku ve 2 tane Bor'dan geldi. Golcümüz Tom Bor 8-10. Puanıyla. Maçın en iyisi oyundan çıkan Yunus da 7-1. Muslia 7, Schmidt 7-2. Gabriel 7-1. Hook 7-7. Hansen 7-3. Haas 7-3. Ve Wolot 7-2 gecenin iyileri. 16 şut 8 isabet 2.80 gol beklenti var. Çok imkan verdik hücumda rakibimize, bunu söyleyelim. Bu açıdan kötüydük ama gol yemedik, işin ilginç tarafı. Yani çok daha az şuta gol yediğimiz maçlar hatırlıyorum. 18 şut 4 isabeti var Braunschweig'in. 1.19 gol beklentisi var. Evet, şöyle elleri kenetliyorum. Güzel galibiyet diyorum arkadaşlar ve Bayern 2'yi takibe devam ediyoruz an itibariyle. Hatta maç fazlasıyla da lider durumdayız. Bayern'in maçını bekleyeceğiz. 8 maçta 19 puandayız 12 averajla. Son 5 maç 15 puanımız var. Bayern 2 7 maç 17 puanda. Bakalım Bayern'in maçını oynayıp bu videoyu bitirelim. İşte son 5 maç 5 galibiyet arkadaşlar. Yakışır. Haydi bakalım. Şu Bayern'in maçına bakalım, bu videoyu bitirelim, sonra Enerji Kotbus serimize devam ederiz. İnşallah izlenir şu videoyu. Hakikaten yani çok zevkli bence. Neden talep görmüyor? Anlamakta hakikaten çok zorlanıyorum yani. Cidden zorlanıyorum yani. Evet, Bayern 2 1860 Münih deplasmanında. Bu arada bir kiralama teklifi var. Kabul edelim arkadaşlar. En azından belki biraz para kazanabiliriz. Haydi Bayern 2 puan kaybet ve lider olalım. Evet, berabere kalıyor arkadaşlar Bayern Münih ve 8. hafta sonunda Bundesliga 3'te ilk defa liderlik koltuğuna oturuyoruz. Son 5 haftadaki 15 puan tabii ki buna sebebiyet verdi, buna yol açtı. 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, 12 averaj ve 19 puandayız. Ligin en golcü oyuncusu da 8 maçta 10 gol atan golcümüz Tom Bor, bu arada belirtelim. 2. Bayern 2 18, Cottbus 16, Magdeburg 16, Meppen 15 puanda. Şu an avantajlı gibi gözüksek de her şeyin olabileceği bir lig arkadaşlar. Dizginleri elden bırakmamamız lazım ama bu video partında 5 maçta 5 galibiyet hakikaten çok iyi oldu. Savunmada birazcık toparladık. Son 5 maçta 3 gol yememizde bunun göstergesi. Evet, izlediğiniz için şimdilik hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Devam edeceğiz ama desteğinizi bekliyorum. Ne kadar çok izlenirse benim de o kadar motive olup çekmek içimden geliyor açıkçası. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Bu arada oyuncu kariyer hikayelerim de devam edecek. Bunu da belirtelim. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve Football Manager 2021'de kalın diyorum.